Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mesut Özmen. Bugünkü işimiz vişne, kiraz, ceviz fidanlarımıza yanmış hayvan gübresi atacağız. 2 sene kadar oluyor, bir yere yıkmıştık hayvan gübremizi. Orada yandı, asiti falan geçti. Biz bunları vişnelerimize, kirazlarımıza, cevizlerimize, fidanlarımıza atacağız. Meyve veren ağaçlarımıza da atacağız yettiği kadar. Fidanlarımızın dibesine atmamızdaki sebep diblerinin daha çok tavlı kalması, kurak zamanlarında kaba olması, bu şekilde daha çok rahat kök atması ve büyümesini sağlamak. Meyvelerimize de daha iritmesini, yine aynı şekilde tavlı olmasını dibinin ve kaba, yani tavlı yumuşak toprak olmasını sağlamak. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, traktörümüzün kolları bu şekilde olduğu için alet eski olduğu için takılmadı. Şimdi diğer argona takacağız. O eski tip olduğu için ona takılacak. Arkadaşlar kepçe bizim değil. Kepçe bir akrabamızın. Onun kepçesini takacağız. Bizde kepçe yok. Biz gübremizi falan büyük kepçelere çektirdiğimiz için kepçe almadık. O nedenle kepçemiz yok, yani almadık. Öbür traktörün kollarını olmadı. Kollarını şu takılan yere takıldı. Yani takılan yerin üstüne bileğimi takıldı. Ve bu eskisten kollar olunca rahatlıkla takabileceğiz bunu. Çek aldım. Dur dur. Oğlum Mesut Özmen azıcık indir. Kepçeye takmaya çalışıyor. Yavaş. Mert torununda yavaş yavaş yanaşmaya çalışıyor. Bir iki bir şey yapıyorlar. Bir de yaşlı olunca kameradan çekmek istiyor dedi. Mert, merhaba dedesini. Merhaba. Aferin dedesinin Mert'i. Beni çeken böyle şimdi. Elmaları da çekelim. Bu sene Cenab-ı Allah her şeye vermiş. Ses alır mı Mesut? Alır. Her şeyin, her ağaca vermiş. Sen her şimdi var. Varsa ağacın elmaya bir bak. Elmanın cinsi de Grim Smith. Kışın inen bir elma. Dışı yağlı gibi olur. Harif ekşi olur. Çok hoş bir elmadır. Bunu yalnız şey devrede bakar mısın? Şey yap. Bunu kapat ver oğlum. Kapatayım, bir de ben çekeyim çıkartayım. Hadi bakalım. Nereye götüreceğim o? Şey yapacağız. Ramur çıkaracağız ya. Hazır bütün. Mert, aslanım benim. Bay bay dedi getirin. Öbür traktör geçme.
Fidanlar arasında gezmez mi? Gece. Fidanları mı açacağız, büyük ağaçlara mı? Pamuk kökü bir şeylere karışsan ki girer mi? Bilmiyorum. Girerdir ya, o da pek çok. Arkadaşlar, Mesut Özmen'in takipçileri, şimdi yanmış hayvan gübresi çekiyoruz. İki sene öncesi buraya dökmüştük, burada yandı, kurudu. Bundan sonra motorun birisinden doldurup diğerinden de çekeceğiz. Ağaçların dibine atacağız. Fazla ürün versin diye, diplerini iyi kabarsın diye. Bugünkü işimiz o. Böyle 3-4 yere daha gübre var. 2-3 gün bu işi yapacağız. Hayırlısıyla. Tamam.
anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Operatör Mesut Özmen. Evet sevgili seyirciler, Mesut Özmen'in seyircileri. Mesut Özmen şu anda Argon şekleriyle kepkeyle sarıyor. Doraldayı dolduruyorum. Hayvan gübresi göz. 2 sene öncesi böyle yapmıştı bunu. Vurmuş tam ağaçlara verecek şekilde oluyor. Ağaçlara ya bu gibi yaş atarsan sarar diye vuruluyor. Ama böyle olduğu zaman çok verim artırıyor. Onun için yanmış gübre, boru gübre çekiyoruz. Ama teknik çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi traktörün birinde remotlar, birinde kepçe. Kepçeyle dolduruyoruz ve motorla götürüyoruz. Bundan içi can sağlıyor. Tamam. Tamam düşündüm, tamam. Tamam Gülçin. Tatlı Mert. Benim yakışıklı torunum. Dedesinin dünkü kepçe başkaydı, bugünkü başka değil mi? Evet. Bu daha güzel oldu değil mi dedesinin? Evet. Dünkü biraz tarih eser gibiydi. Evet, ilk defa kullanıyoruz kepçeyi. Daha önce hiç kullanmadık.
Evet dede, ne demek istersin? Vallahi ki biz teknik çalışıyoruz. Cenab-ı Allah bu acı düşürmesin. Gördüğün gibi traktörün birine dikirttik, remok taktık. Birine de kepçe taktık. Teknik çalışıyoruz Allah'a şükür. Öyle olmasa bu gübre biter mi? Burada en az 30-40 remok gübre var. Anca bundan bitireceğiz. Tamam. Tamam, yürü. Burası full gübre. Kepçede büyük olunca çabuk dolduruyor. Evet. Çünkü bu kepçe dünkünün 4-5 tane aldığını alıyor. Büyük. Bu büyük. O zaman işte hızlı olur. Yakıt da az gider. Çünkü devir hesap devri. Evet. Hesabını bilmezsen salaklama gidersin. Günde kalmış pırasa gibi. Onun için her şeyi iyi yapacaksın, iyi hesaplayacaksın. Bu tezgahı ve çıkaran adamdan çizenden yapandan Allah razı olsun gelin ne diyelim. Gerçi çok var ama 50-60'lar çok var ama ne yapacaksın? İş görüyormuş. Öyle mi dedesin? Her yerde lazım oluyor. Her yerde lazım olur. Hayvanın ağırını oradan çık. Buradan dolduruyorum. Buraya getireyim, boşa atayım gübreyi kurusun diye. Şimdi ya, buradan dolduruyor. Ya bu kepçe görev görür ya. He? Kepçe görev görür. Görür maşallah. Motorlar da buna göre uygun ikisi de. Bir sorun yok. Evet. Acemilik de acemilik. Acemi değil değil, güzel oluyor oğlum, güzel oluyor. Güzel oluyor. Tamam Mesut. Öken açtık oğlum. Yavaş yap. Tamam yürü. Tamam. Bir şey kalmadı sen ya. Ne demişler dedesinin? Aşka bağdat sorulmaz. Evet. Sebebi babam çok çalışmayı, benim gibi, senin gibi çok çalışmayı seviyor. Onun için daha bu aleti yeni taktık. İlk defa kullanıyor. Onun için çok da güzel yapıyor. Ama sevmeyen kişiler olacak. Mışıl 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 daha durur. Değil mi bu becerin? Evet. Bitti bitti, içinde bitti. İçinde kalmadı Mesut, kalmadı. Şuralarda az bir boşluk var o kadar. Çapana çektiren mi?
Evet arkadaşlar, şimdi şoför Osman Mert Özmen gelecek bu asistan kepçemizi. Gel. Önceki kepçemizi Mustafa Çakır abimizden almıştık. Küçük bir pistonda yağ kaçırma sorunu var, öyle olunca bu kepçemizde asistanımızda Fatıben Dönen köyünden Enver Şimşir abimden aldım, sağ olsun verdi bize. Bugün kullanıyoruz. Daha önce hiç bu kepçeden kullanmamıştık. Yani acemisiyiz. Ben de, oğlum da ilk defa kullanıyoruz. Daha önce hiç asistan kullanmadık. Acemisiyiz. Yani hata yapmışsak kusura bakmayın. Bu bizim ilk deneyimimiz ama çok güzel bir şey. Çok güzel bir kepçe bu. Asistan 140'miş. Galiba kepçenin genişliği 140 cm olsa gerek, asistan 140 cm'e göre bilmiyorum da. Bilmiyorum. Ben de oğlum da ilk defa acemiliğimizi yapıyoruz. İlk defa kullanıyoruz bu kepçemizi. Mustafa Çakır abimizden de, Enver Şimşir abimizden de Allah razı olsun. Onlar sayesinde rahat bir iş yapıyoruz. Bizim niye yok derseniz, biz hayvanlarımızın gübresini normal büyük kepçelere çektiriyoruz. O nedenle böyle bir yerler yıkıyoruz. Burada kuruyor. Sonra da bu şekilde kepçeli ilk defa dolduruyoruz. Daha önce elimizden dolduruyorduk. Bize de lazım yani. Bakalım hayırlısıyla bir tane de biz
ilerleyen zamanlarda almayı düşünüyoruz. Ama eskisiyle gerisinin arasını fark ederseniz bu asistan kepçe eskisine nazaran daha çok iş yapıyor. Daha çok yüklemesi olsun, boşaltması olsun daha çok kullanımlı, daha çok manevrası var, daha çok fonksiyonları var. Yani öbür de eski kepçe o zamanların teknolojisiyle o olmuştu. Şimdiki teknolojide de bu şekilde. Ve bu asistan gayet çok ama çok güzel yani. Biz çok beğendik. Neredeyse normal kepçe gibi iş yapabiliyorsunuz. Yaş gübrede, kuru gübrede. Çok güzel bir şekilde iş yapıyor sevgili abonelerimiz. Gübremizin üst tarafında yaş gübre var, alt tarafında kuru gübre var. Onu da babam talimatıyla operatör Osman Özmen'i Osman Verdi Özmen'i yönlendiriyor. Tamam, tamam, tamam. Hadi. Çok sarıyor ya, çok oluyor Allah için. Çok güzel bir şey. Evet arkadaşlar, böyle bir şey düşünen herkese tavsiye ederiz. Bu süper asistan markaymış. 140'ın ne olduğunu anlamadım ama galiba kepçenin genişliği olabilir. Vallahi genç gibisi var ya. Osman Mert benden önce olayı kaptı. Çok da güzel dolduruyor maşallah, nazar değmesin. Ben böyle yapamıyordum işin açıkçası. Evet, gübremiz yaş ama bak üzerinde gezebiliyoruz diyecektim. Gezger gideyim. Gezemiyoruz, şimdi dalacağız. Daha battım ya, oradan geçiverecektim. Oradan geçiyorum dedim, battı. Osman Mert, buraya gel, buraya gel. Oraya şaş. Hayvanlarımızın burada kuruyorlar 2 sene kadar. Ondan sonra sarıp işte fidanlarımızın dibine veya meyve ağaçlarımızın dibine atıyoruz. Dipleri kaba oluyor. Hemen suyu geçirmiyor. Yanlış olduğu için zarar da vermiyor yani. Çok faydası oluyor. Çok ama çok. Evet, yönlendirme şefi babam Osman Özmen. Evet, asistan kepçe gayet güzel. Düşünen arkadaşlara tavsiye ederim. Çok kullanışlı. Hakikaten çok ama çok güzel. Çok da geniş. Evet. Hemen hemen doldu. Hop. Şu yazdım. Evet arkadaşlar, sameler burada, çalışıyoruz, gübremizi sarıyoruz. Çok rüzgar çıktı ya.
Az daha geri git, geri git. Neyse, gazır telefon dibinden. Ağzını şey yap, hop hop hop. Az ağzını kaldır, toprağa da. Az da kolları indir, kolları indir. Kolları indir. Arkadaşlar, biz bu şekilde yarın da devam edeceğiz. Ondan sonra başka işe başlayacağız. Kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız çok seviniriz, memnun kalırız. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca videolarımızı beğenerek ve yorum yaparak bizlere desteğinizi sağlayabilirsiniz. Tamam. Kanalımıza abone olarak sizleri görmek isteriz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.